Aşko. Hemen kayboldum. Sen hemen kayboldun valla. Ayakkabılarını iyi bağladın mı? Evet. Herkese selam arkadaşlar. Yukarı Kavrun bölgesinden ayrıldık. Mezovit yaylasına doğru yürüyüşe geçtik şu anda. Tubi, ben, Murat abi, Yakup abi, Mustafa abi hep beraber devam ediyoruz. Her şey yolunda, keyfimiz yerinde. Aşağıda sis var ama sanırım bir kilometre sonra falan böyle sisten de kurtulacağız gibi duruyor. Dediğim gibi her zaman Karadeniz büyülü bir yer. Buradan da herkese söylüyorum. Tubi'ye büyük kıyak geçiyorum. Hiçbir şey taşıtmıyorum. Tek bir şey bile taşıtmıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Benim gelmem bir başarı zaten. Daha ne yapayım? Benim nabzım burada yürüyünce hemen artıyor. Daha önce bir tecrübem var. Yarı yoldan dönmüştük. Bu sefer dönmeyelim diye Özcan her şeyi taşıyor. Doymadınız mı? 5 gündür dağlarda bisiklet sürüyorsunuz. Doymadık. Daha fazla. Güzel. İyi misin? 151. 151. 117. 5 gündür dağlarda sürüyoruz, olacak o kadar. Kimlerle yola çıktım ya? Yine zayıf kalıyorum. Şu anda yüzde kaç çıkıyoruz biz ya? Arka tarafta dünyaları taşıyoruz. 2 kilometre oldu. Nedir durumun? Şu an iyi. Geçenki gibi değil. Biraz nefes yükselmiş. Buradan ama direkt dikey yaptık. Aynen. Evet, burada bir eğim arttı. Devam. Kapıya geldik. Yoruldun mu sen? Epey bir eğim var şu anda. İlk kapıdan geçişimizi yaptık. Tubi ile balayında yarım bıraktığımız işi tamamlamaya geldik. Burada biraz çarpıştık. Çok. Evet. Yine de her an her şey olabilir, bilemem. Şu an nabız iyi gidiyor. Ya o gün bir de ben bayağı korkmuştum yani. Fena. Bu taşlar yolunuzu kaybetmemeniz için bırakılmış. Bu şekilde Mezovit yaylasına doğru devam ediyorsunuz ya da aşağı iniyorsunuz. Çünkü her an tamamen her yer sisle kaplı olabiliyor. Sağlam bir eğim. Oralarda yatıyorlar. Bayağı büyük, bakar mısın? İlk defa gördüm. Biraz daha soldan git de. Bakıyor da. Bakıyor değil, kuyruğunu kaldırmış böyle. Oo, bayağı büyük bu. Birleştiriyorlar. Ben şu kayasını çıkarayım. Bayağı büyük. Şu ana kadar gördüğüm en heybetlisi. Maşallah. Devam, haydi. Ne yapıyorsun? Gel azıcık zeveyim seni, gel.
Tamam tamam, ben gidiyorum. Delirme. Bu hayvanlar burada. Buradaki dağlarda, dağların eteklerinde böyle takılıyorlar. Epey bir uzun süre kalıyorlar burada özgürce. Ondan sonra kış gelince aşağıya tekrardan hayvanları alıyorlar. Şu ana kadar 4,5 kilometre yürüdük. Hep tırmanıyoruz. Ter içinde kaldım. Yoruldun mu? Bayağı yoruldum. Evet, devamlı tırmanış yapıyoruz. Aynen. Sen daha yarın gör. Eğlence yarın daha büyük. Bravo Tubi. Bravo. Bunun arkasına kuracağız değil mi? Buradan karşıya geçmeye çalışıyoruz. Bu tarafta hayvanlar var. Çadırları kurup zirveye çıkabilirsek, eğer hava durumu iyi olursa, hayvanlar çadırlara zarar veriyor. O yüzden karşıya geçmemiz gerekiyor. Onun için de uygun bir yol arıyoruz şu anda. Tubi, burası iyi. Burası iyi. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi? Şu taşa bas. Dikkat et. Tutun soldaki kayaya. Aynen. Ona bas. Kaymaz. Sağ ayağını at, sonra tutun oraya. Bir şey olmaz. At oraya. Sağ ayağını at, kayaya tutun. Evet, onu oraya at, sonra tutun. Hadi. Aynen. Tamam. Sadece adım attı. Galiba kamp yapacağımız yere geldik. Biraz daha ilerliyoruz. Ekmek aramı yiyip direkt uyuyacağım ben. Burası güzel. Tamam, bir tane iki kişi bırakıyor ya da bir kişi oraya. Tamam, biz burayı kuralım. Siz orayı kurun. Bir şey fark eder mi yan yana olması, önemli mi? Yok. Tamam, biz burayı kuralım. Siz orayı kurun, olsun bitsin. Başardık Beybik. Aynen, en azından Mezovit yaylasına kadar geldik. Şurada bir dere geçişinde ayağım kaydı. Ama onun dışında bir sorun yok. Yani terledim. Videosu var. Var değil mi videosu? Epey bir terledim. Sol ayak da ıslandı. Ama çöp poşeti var yanımda. Yedek çorap da var. Ya bir şekilde yarın hava açık olursa Kaçkar Dağları'nın evet, zirvesine çıkmaya çalışacağız Tubi ile beraber. Bakalım yarım kalan şeyi başarabilecek miyiz? Buraya kadar gel. Manzara yok. Bir saat sonra mesela hava açabilir yani, şansımıza. Şu anda burada Kaçkar Dağları'nın çok güzel bir manzarası var aslında. Yani zirve şu taraflardaymış da göremiyoruz. Evet. Şimdi herkes yani küçükten hazırlanıyor. Dediğin gibi iki saatte geldik buraya. Herkese günaydın arkadaşlar. Saat 4'te kalkıp hava durumunu kontrol ettik. Ne yazık ki Kaçkar Dağları'na giden yol sis içerisindeydi. O yüzden zirve yürüyüşünü iptal etmek zorunda kaldık. Yani normalde havanın tamamen açık olması gerekiyor zirve yürüyüşü yapabilmek için. Biz de şimdi çadırımızı yavaş yavaş kaldırmaya başladık. Ondan sonra biz inişe geçeceğiz. Murat abiler, Mustafa abiler, Yakup abiler şuradaki kara kadar yürüdüler. Biz biraz giyim olarak da problem yaşadık. Ayaklar falan ıslandı bizim. Çadırda böyle bizi çok koruyamadı. Eskisi kadar böyle koruyucu özelliği falan kalmamış. Biraz içerisi ıslandı, böyle nemli bir gece geçirdik. O yüzden konfor alanımız böyle bayağı bir bozuldu. Yanımıza yedek kıyafet falan getirmemiştik. Dünkü yapmış olduğumuz yürüyüş, yani 5,5 kilometrede 650 metre topladık. Epey böyle sert bir yürüyüş oldu. Ben de Tubi'ye bir şey taşıtmak istemedim. Her şeyi ben taşımaya çalıştım. Dolayısıyla ben de sırılsıklam oldum. Hiç böyle olmamıştım şu ana kadar. Dolayısıyla yedek kıyafet de almayınca biraz problem yaşadık ama şu anda iyiyiz. Ne yazık ki olmadı. Bir şey söylemek ister misin Tubi'ye? Hayır, dönelim artık. Dönelim mi? Aynen. Islak. Islaksın. İyisin ama şu anda. Aynen, ayakları çorap. Ayakları çöp poşeti yaptık. Tamamen. Aynen. Okey. Arka taraf biraz manzara olarak güzel aslında. Bulutlar falan. Yani şuradaki su yolundan böyle aşağı doğru inişe geçeceğiz.
yukarı kavrona doğru. Evet, şimdi hazırlık vakti. Bu sefer de olmadı. Ne yazık ki zirveye tekrardan çıkamadık. Olsun. Tecrübe kazandık diyelim. Bir dahakine aynen tecrübe kazandık. Evet, şu anda böyle birazcık yürüyüş yapalım dedik. Zirvede olmasa da kapıya doğru devam ediyoruz şu anda. Sivri kayaların arasında yol bularak gitmeye çalışıyoruz yavaş yavaş. Şurada dağın tam içinden su akıyor. Ve bu su böyle aşağı doğru devam ediyor. Doğada güzel bir denge var. Doğadan etkilenmemek mümkün değil diyebiliriz yani. Ne kadar çok zaman geçirirsek o kadar keyifli oluyor bizim için. Öylesine başladığımız yürüyüş zirveye doğru gidiyor gibi duruyor. Şu anda grupta kafalar karışık. Hava bir açarsa var ya, bu grup direkt zirveye gider, ben söyleyeyim. Her an her şey yapabiliriz. Tubi, senin ne işin var buralarda böyle? Ne bileyim ya. Bir sabah çadırımızı toplamış yukarı kavruna geri dönüyorduk. Şu anda zirveye doğru gidiyoruz. Acayip kafa karışık. Yürü Tubi, devam. Yürü. Bizim var ya, psikolojimiz çok bozuk Güler ailesi olarak. Söylüyorum, tırmanışta önemli olan teknik yok. Bam bam bam, her yoldan gidebilirsiniz. Rotada ya da uymanıza gerek yok. Kafanıza göre takılın. Aynen. Şu an onu yapıyorum. Ben de valla çıkarken su içmedim. Su almaya gerek yok. Su almaya gerek yok, sandviçe gerek yok. Direkt devam ediyorsunuz. Sandviç tamam da. Yok, hiçbir şey yok. Su içmek yasak bu sürüşte. Hayır, su yok. Ulan bir yerden ben şu aşağı kadar kayarsam var ya. Bir şey olmaz. Şu karşıda var bak Tubi. Ortada farklı zaten bir ton var. Orası buz. Hiç orası şey yapmıyor, çözülmüyor. Oradan da yukarıya doğru tırmanış yapıyor profesyonel ekipler. Biz takılıyoruz. Biz çok değişik gidiyor şu anda gün gerçekten. Aynen. Nasıl olacak bilmiyorum. Onlar aşağıda kaldı. Hiç aklımda böyle bir şey yoktu yani. Evet. Sabah ben üşüyordum falan böyle, sonra iki tane rüzgarlı mı giydim, üst üste bir tane de yağmurluk. Ayakta da poşetledim yürüyünce. Isındım şu anda, keyfim yerinde. Kapıya kadar gideceğiz. Şansa olur da hava açarsa zirve yapmayı düşünüyoruz. Eğer olmazsa, çok daha fazla böyle sis çökerse geriye döneceğiz. Yani elimizden geldiği kadar şartları zorluyoruz şu anda zirve için. Dındırı dırı dındırın. Dındırı dırı dındırın. Dındırı dırı dındırın. Ağır. Ne yapıyoruz? Özcan nerede? Devam ediyoruz. Kendine iyi bak. Seni tanımak güzeldi. Ha, defter zirveye çıktı da defteri kaldı. Deftere benim adımı da yaz. Zor zor çıkamayız. Evet, doğru kararlar alınıyor. Grupta dağların. Grupta en azından birkaç tane mantıklı insan vardı. Şu anda durduk. Yakup abiyle aramızda bir çizgi oluşturduk. O dağın büyüklüğüne kapıldı, şu anda gidiyor. Kapılmamak lazım. Ya açık olsa ben gitmek istiyordum. Çok olmaz. Açık olsa gidelim. Ben de şey düşündüm zaten. Yok yok, açık çıkarken olsa gidelim. Orada biraz böyle mavilik gördüm, dedim açılır. Aynen. Belki buraya doğru ama doğru, daha da kötü oldu. Kendine çekiyor bizi. Gerek yok abi. Çekiyor değil mi? Bence yeterli yani. İnanıyorum da. Tamam. Buradan şimdi yere oturup kayacağız. Kayacağız. Aynen ha, buradan kayarak. Kayarak inelim. Yakup abi. Gel, gerçekten gel. Bu sefer gel. Dönüyoruz, dönüyoruz. Hadi gel. Derere. Derere. Ya eli cebinde çıkıyorsa. Eli cebinde yürü adam ya. Adam pazarda yürüyor gibi gidiyor. Ortamda. Oradan yani. Ortamdayız farklı farklı insan. Ha, oradan mı inelim? Ha, oradan ineriz. Oradan gidelim. Tamam. Aha, evet. Uuu.
Bir şey olmadı, bat. Buranın bak hiç şakası yok ya. pH değeri 352. Dikkat et de. Mineral olarak çok zengin. Aşkım. Biraz da dans ediyoruz. Çok soğuk, hadi gidelim. Burası çok esiyor. İniyoruz, iniyoruz, tamam. Buraya kadardı. Şu su var ya, nasıl üşütüyor beni şu an. 3500 metrede su keyfi. Yanında bir tane pet şişe vardı. Bu çok mantıklı bir şey abi. Şu var ya. Aynen. Çok önemli. Ya çantana takıyorsun. Şuraya abi, tak, bitti. İnişe geçtik. Heh. Okey. Oldu. Görev tamam. Görev tamam. Hadi gidelim. Bak açılıyor mesela. Şu anda burası biraz açılıyor böyle. İşte anlık işte onlar. İşte sanki bir açılıyor böyle yavaş yavaş ama bilmiyorsun tabii yani. Bir açıyor bir kapatıyor. Şu anda çadırların bulunduğu bölgeye biz geldik. Yakup abi ile Mustafa abi zirveye çıkmaya çalışacaklar. Ama şu anda epey bir sis var. Umarım her şey yolunda gider. İstediklerini alırlar. Ben bir şey göremeyeceğim diye aynı zamanda Tubi'yi de bırakmak istemedim. O yüzden onların peşinden gitmedim. Aslında zirveye çıkmayı çok istiyorum uzun zamandan beri ama neyse, başka zamana bırakalım. Evet, güvenli şekilde doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. 2.73 yürüdük. Gayet keyifliydi. Güzel bir tecrübe oldu bize. Evet, şimdi çadırları toplayıp yukarı kavrum bölgesine dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime. Aşkım, güneşleniyor muyuz? Aynen. Aşkların eteklerinde. Evet, yazın. Yazın dağlarda güneşleniriz. Sabah erken kalkarız böyle. Kaçta kalktık? 4. 4'te kalkıp güneşi selamlarız. Sonra çadırımızı toplayıp güneşleniyoruz. Hayat kalitemin düşüşü. Tırnaklarıma bak ya. İlk başta yürüyüş kolaydı. Sonra sivri kayalardan böyle daha dikey çıkmaya başladık. Orası da okeydi. Ama galiba o ileride gördüğümüz zirve. Ondan sonra daha dik, daha sivri kayalar. Elle. Kapı. Ondan sonra iyice artık elleri de kullanarak tırmanıyorsun. Ben bazı yerlerde elle çıktım zaten. Bazı yerlerde de düştüm. İnşallah videosu vardır onların. Bir suya düştüm. Sadece ayağım girdi tabii. Ha, bir de arkalama düştüm. Arkalama. Arkalama. Annemin cümle. Arkalama ne demek ya? Arkaya doğru. Sırt üstü. Anlayın be. Çok iyi. Annem. Gerçekten sana ait bir Türkçe oluşturmaya çalışıyorsun ama. Aynen, kendime ait bir Türkçem var. Geçen annem tavada yemek yaptı. Özcan'a diyor ki, yemeği tarif ediyor işte, ormanlı diyor. Özcan direkt aklına şey geldi. Annene çekmişsin cümleleri. Yok, anladım ama gerçekten sebzeli olduğunu falan aynen anladım yani. Sebzeli balıklı hamsi koli deniyor ona. Hamsi koli bayağı güzel bir şey. Çok sağlıklı. Aynen. Yani düne göre hava daha açık. Belki dönüşte bir şeyler görebiliriz. Ben tabii ki hiçbir şey taşımıyorum. Keyfimi yerimde. Tek çöpümü taşıyorum. Bu bayağı heybetli ha. Maşallah. Bu bayağı büyük. Burada biraz sıkıntı yaşadık. Şey, yanındaki ufağı da al. Büyük olduğu o zaman daha iyi anlaşılıyor fotoğrafta. Aynen. Çocuğum, niye geliyorsun? Hadi bak, bizde bir şey yok. Geliyorlar, hadi gidelim artık. Hayır. Çek sen, çek. Çekeceğim de hareket ediyor. Tam da sis geldi. Yok yok. Bak bak. Ya. Hayır, bunlar. Bunlar boğadır. Heh, buradan da geçeyim. Uy.
takip ediyorlar bizi. Bak kavga ediyorlar. Benim için zor şeyler. Hadi gidelim. Yine bunları burada görmüştük. Hatırladım şuradan. Geliyor mu? Geliyorlar mı? Koşuyor. Koşuyor. Bunlar bizim peşimizden geliyor. Farkında mısın? Aynen. Bayağı peşimizden geliyorlar. 4. Geldi. Ekipten ayrılanı kurt kapar. Görüşürüz. Yukarı Kavron Yaylası'na geldik arkadaşlar. Çok güzel bir iki gün yaşadık. Zirveye çıkamasak da mutluyuz. Sen de mutlusun tabii. Keyfin aynen. Yerinde. Aynen, bayağı bir yer gördük. Güzel, aynen. Öküzlerle cenk ettik. Yani yine biz zirveyi zorladık. Hava açsaydı devam edecektik. Yani çok hazırlıklı çıkmadık. Böyle bir plan yapmadık zirveye gideceğiz diye ama sonra böyle bir motive olduk bir anda. Hadi dedik gidelim falan. Ama Karadeniz izin vermedi. Şimdi epey bir karnımız aç. Hemen biraz dinlenip yemek yapacağız. Bu etkinlik de bu şekilde arkadaşlar. Başka bir faaliyette görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.